Sayın Velilerim, hepinize öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye'nin geleceğine yön verecek gençlerin aramızda olduğuna hiç şüphem yok. Sizler de onların velileri olarak tabii bu gençlerin nerelere tercih yapacağı konusunda tereddütler yaşıyorsunuzdur. Gençler de yaşıyordur muhakkak. Biz hem okulumuzun tanıtımını yapalım sizlere, yanlış bilinenleri doğruya çevirelim istedik. Hem de gençlere bir faydamız dokunur diye ümit ederek bu programı yaptık. Şimdi biz tabii okulumuzun kısaca bir tanıtımını yapacağız sizlere. Biz önce okulumuzun tarihçesiyle başlayalım. Okulumuz 2006 yılında faaliyete girdi. Anadolu Öğretmen Lisesi olarak faaliyete başladı. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı okulların türlerini azaltması dolayısıyla okulumuz Sosyal Bilimler Lisesi'ne 2017 yılında dönüştü. Biz sınavla öğrenci alan bir sosyal bilimler lisesiyiz. Sınav haricinde Sevcan Hocam'ın da daha önce bahsettiği gibi herhangi bir şekilde adrese dayalı öğrenci alımı söz konusu okulumuzda. Peki okulumuzun ekranda yansıttık gerçi ama vizyonumuz, misyonumuz neler? Sosyal bilimler liseleri kuruluş felsefesi itibariyle Türkiye'nin bürokrasisine yetişmiş bireyler yetiştirme amacıyla kurulmuş okullardır. İstanbul'da 3 tane, biri Şile'de, biri Bahçelievler'de, birisi de Beylikdüzü'nde. Türkiye'de de 91 tane sosyal bilimler lisesi var. Bunların her birinin kuruluş felsefesi, amacı, gayesi Türkiye bürokrasisine faydalı bireyler yetiştirmektir. Biz tabii Sosyal Bilimler Lisesi olarak akademik programlar konusunda çocuklara birçok sunu yapıyoruz. Bunlar çocukların kendini geliştirmeleri, sadece akademik olarak değil, sosyal yönden de geliştirmeleri açısından sosyal kulüpler üzerinden veya birçok sosyal faaliyet açısından değerlendirdiğimizde biz çok başarılı bir okul olduğumuzu düşünüyoruz. Şimdi birazdan da zaten sunumun içerisinde göreceksiniz okulumuzun neler yaptığını daha net anlatacağız. Okulumuz 3 bloktan oluşmakta. Birincisi ana binamız. 4 kattan oluşuyor. 24 derslikten mütevellit. Yanında bir spor salonu, onun yanında da bir pansiyonu mevcut. Pansiyonumuz 108 kişi kapasiteli. Kız ve erkek öğrencileri alıyoruz. Okulumuzda 43 öğretmen, 3 müdür yardımcısı, 1 müdür baş yardımcısı bulunuyor. Bir kütüphanemiz, bir tasarım beceri atölyemiz, FKB laboratuvarlarımız var. Size daha önce gönderdiğimiz sunuda öğrencilerimizin ve velilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri sınıf mevcutlarının kaç kişi olduğuydu. Türkiye'de sınavla öğrenci alan fen liseleri, Anadolu liseleri ve sosyal bilimler liselerinde sınıf mevcutları 30 öğrenciyi geçmez. Bunu unutmayalım. Hiçbiri 30 öğrenci mevcudunu geçmez. Okulumuz peki kaç yıl eğitim öğretim veriyor? 5 yıl eğitim öğretim veriyoruz biz. Bunun bir yılı hazırlık, İngilizce hazırlık görüyor öğrencilerimiz. Ondan sonra 4 yılda normal eğitim öğretimlerine devam ediyorlar. Peki biz eğitim öğretim müfredatı olarak, eğitim süresi olarak bunun içinde neler barındırıyoruz? Şimdi bizim okulumuzun isminde sosyal bilimler kelimesi geçtiği için velilerin genel algısı sanki biz sözel okuluymuşuz gibi bir algı var. Biz bu algıyı da yıkalım istedik. Bizim okulumuz bir eşit ağırlık okuludur sayın velilerim. Okulumuzda sözel sınıf bulunmaz, sayısal sınıflar bulunmaz. Biz bir eşit ağırlık okuluyuz. Yani bizim yaş grubumuz olan velilerin bileceklerdir. Biz TM okulu, Türkçe ve Matematik Okulu olarak geçiyoruz. Bizim için temel ana dersler Türkçe ve matematik olarak karşımıza çıkacak. Öğrencilerimiz tabii bu minvalde yetiştirilecekler. Ağırlıklı olarak görecekleri ders işte Türkçe ve matematiğin haricinde sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya, siyaset bilimi gibi dersler görecekler. Biz bunları vererek öğrencilerimizi üniversiteye en iyi şekilde hazırlamaya gayret ediyoruz. Okulumuzda peki 12. sınıflar genel olarak mezun olduklarında nereye yerleşiyorlar sorusu çok gündeme geliyor.
hemen sunumun başında bahsetmiştim. Biz bürokrasiye, Türkiye'yi yönetecek kademeye öğrenci yetiştiriyoruz. Bizim öğrencilerimiz genellikle hukuk fakültelerine, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, psikoloji, ekonomi, iktisat, işletme, tercümanlık gibi bölümlere yerleşiyorlar. Ama büyük çoğunluğunu bizim öğrencilerimizin yerleşmek istedikleri alan olarak hukuk, işletme, siyaset ve psikoloji olarak belirliyoruz biz. Çünkü Türkiye'de gerçekten burayı yönetecek, ülkeyi yönetecek nesiller bu bölümlerden çıkıyor biliyorsunuz. Şimdi ben Fen Lisesi'nde de çalışmış biri olarak Fen Lisesi öğrencileri doktor yapabilir, mühendis yapabilir ama bu okullar, sosyal bilimler liseleri bu doktorları ve mühendisleri yönetecek kadroyu oluştururlar. Yarın da bir gün üniversitelerin rektörlerini, kaymakamlarını, valileri, milletvekillerini, yargıtayları, danıştayları, buradaki bireylerin tamamı sosyal bilimler liselerinden çıkar. Bugün bizim mezun öğrencilerimiz artık Cumhuriyet Savcısı, kaymakam, vali yardımcısı durumuna gelmeye başladılar. O yüzden bunlar çok önemli. Biz ülkeyi yönetecek kademeyi oluşturuyoruz burada. 5 yıl boyunca bu emeği verirken hep yarın bu ülkeyi yönetecek kademeyi düşünerek eğitim vermeye gayret ediyoruz. Peki okullar arasındaki nakil süreci nasıl gerçekleşir? Bu çok önemli. Şimdi tercih yaparken şuna dikkat etmekte fayda var. Biz bir eşit ağırlık okuluyuz. Yaklaşık 400 puan geçen sene taban puanla öğrenci aldık. Diyelim ki bir öğrenci 400 puanla, 410 puanla bizim okulumuza gelmedi. Ben dedi gideceğim bir Anadolu Lisesi okuyacağım. Gitti bir Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfı okudu. Peki bize gelmek istediğinde ne yapmalı? Bize gelmek istediğinde önce nakil başvurusu yapacak. Nakil başvurusundan sonra biz öğrenciyi hem yabancı dilden, ki bizim ağırlıklı yabancı dilimiz İngilizce, hem İngilizceden hem de edebiyattan yeterlik sınavına tabi tutuyoruz. Tabii bizim okulumuz hazırlık gördüğü için bizim öğrencilerimizin İngilizce seviyesi son derece iyi düzeyde. Bu sınavı geçebilen öğrenci sayısı son derece az oldu. Peki tersini düşünelim. Diyelim ki çocuk 410 puan aldı, geldi, Vali Muammer Sosyal Bilimler Lisesi'ne yerleşti. Hazırlığı okudu, 9'u okudu, 10'u okudu. Ben dedi, şuradaki Anadolu Lisesi'ne gideceğim. Oraya da puanı tutuyor. Oraya herhangi bir yeterlik sınavına tabi tutulmadan otomatik olarak yerleştirilebiliyor. Nakil imkanı varsa. Bu çok önemli bir kriter. Çünkü biz şöyle şeyler yaşıyoruz. Öğrenci bize tercih yapmıyor. Gidiyor Anadolu Lisesi'ne. Sonra bakıyor ki diyor araştırıyor. Ya sosyal bilimler lisesi çok iyiymiş. Ben buraya gitmek istiyorum. Bu sefer işte bu yeterlik sınavına geliyor. Orayı geçemeyince öğrencim olamıyor. Şunu hiç unutmayın. Türkiye'nin tamamında 9. ve 10. sınıf dersleri ortaktır. Yani bugün öğrenciniz bir Anadolu Lisesi'ne de yerleştirilmiş olsa, bir Fen Lisesi'ne de yerleştirilse, benim okuluma da yerleştirilmiş olsa, 9. ve 10. sınıfta göreceği dersler aynıdır. 9 ve 10'u tamamladıktan sonra öğrencilerin sayısal mı, eşit ağırlık öğrencisi mi, dil öğrencisi mi olacağı belirlenir. O yüzden sosyal bilimler lisesine geldiğiniz zaman herhangi bir kaybınız, herhangi bir bir problemle karşılaşma durumunuz söz konusu değil. Önemli olan bu okula gelip o İngilizce altyapısını oluşturup 9'u ve 10'u okuduktan sonra öğrenciniz zaten bir karar verecek. Diyecek ki ben sayısal okumak istiyorum veya ben eşit ağırlık okuyacağım. Eşit ağırlık okuyacaksa zaten bizde devam edecek. Ama çocuk Anadolu Lisesi'ndeyken ben eşit ağırlık okuyacağım deyip bize gelmek istediğinde işte bu problemleri yaşıyorlar. O yüzden bunları iyi etüt etmek lazım. Bunları birçok veli maalesef bilmiyor. Bize nakil başvurusunda bulunuyor. Cuma günü biz çocuğu sınava almak istediğimiz zaman sınava mı gireceğiz diyor. O yüzden bunları iyi bilmek lazım. Bunları düşünürken iyi hesap etmek lazım. Çünkü bizim okulumuz yabancı dil eğitiminde ben hani kendi öğretmenlerimi övmek gibi olmasın ama herhalde Avrupa yakasında Silivri'den
Fatih'e kadarki en iyi İngilizce zümresiyle çalışıyoruz. En iyi hazırlık eğitimini veren okullardan bir tanesiyiz. Bugün bizim öğrencilerimiz hazırlık eğitimini tamamladıktan sonra üniversiteye yerleştiklerinde üniversite hazırlıkta sınava girip direkt geçiyorlar. Çok zor bir şeydir normalde. Daha biz bunu 6 ay önce yaşadık. Öğrencimiz Boğaziçi'ni kazandı. Boğaziçi'ne yerleşen öğrencimiz hazırlık sınıfının yeterlik sınavına tabi oldu ve Boğaziçi gibi okullarda, ODTÜ gibi okullarda bu sınavı geçerek direkt birinci sınıftan başlama şanslarını elde ediyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Biz sadece yabancı dil eğitimini verirken Türkiye'de işte hazırlık geçsinler diye vermiyoruz. Bakın biz yabancı dil eğitimini verirken öğrencilerimiz sadece Türkiye'deki okullarda bunun faydasını görmüyorlar. Sadece bu yıl şu ana kadar 5 farklı ülkeden kabul alan öğrencimiz var. Kanada, Almanya, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya gibi ülkelerde burs alıp kabul alan öğrencilerimiz söz konusu. Daha 3 gün önce bir öğrencimiz yolcu ettik. Hollanda'da yapay zeka üzerine burs aldı gitti. Kanada'ya haftaya bir öğrencimiz yolcu. Bir öğrencimiz Almanya'dan kabul aldı. Yani biz okul olarak sadece Türkiye'deki üniversitelere öğrenci göndermiyoruz. Yurt dışına çok ciddi anlamda kabul alan öğrencilerimizle mevcut. O yüzden biz hani uluslararası okul olma yolunda çok büyük ilerlemeler kaydediyoruz. Bu yönde de çok ciddi çalışmalar sarf ediyoruz. Biz sorularınızı 2 gün önce, 3 gün önce paylaşırken sizden gelenleri dedik ki ya bu kulüplerle ilgili ne kadar çok soru geldi. Tabii Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kulüpler zaten mevcut okulumuzda. Yani işte Yeşilay Kulübü, Kızılay Kulübü bunlar zaten var. Biz peki farklı ne yapıyoruz? Farklı hangi kulüplerle çalışıyoruz? Toplumsal hizmetler yapıyoruz mesela. Toplum hizmeti dediğimiz. Buna yönelik kulüplerimiz var. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kulübümüz çok ciddi çalışır. Girişimcilik kulübümüz var. Fütürizm kulübü diye kulübümüz var. Geleceği planlamaya dair öğrencilerin hayal güçlerinin sınırlarının zorladığı böyle kulüplerimiz var ki bu kulüpler Türkiye'de çok az. Fütürizm kulübü Türkiye'de sadece 2 okulda var. Bir tanesi bizim okulumuzda mesela. Şimdi birazdan bunlarla ilgili ne çalışmalar yapmışız? Tabii onlara da değineceğiz. Çok ciddi bir tiyatro kulübümüz var. Sinema kulübümüz var. Çocuklarla bir tarih kulübü kurduk. Tarih söyleşileri yapıyoruz. Öğretmenlerimiz bu konuda ciddi derecede donanımlılar. Öğretmenlerimizin neredeyse yarıya yakını yüksek lisans mezunu. Bir öğretmenimiz doktor, bir öğretmenimiz doktorasını devam ediyor. 2 öğretmenimiz doktora başlangıcı var. O yüzden biz bu anlamda okul olarak ciddi anlamda bir çalışma içerisindeyiz. Birçok özel okul, yani iyi derecede bilinen Türkiye'de birçok özel okul bizim sağladığımız imkanları sağlayamıyor. Şunu karıştırmayın. Tercih yaparken asla okulun fiziki şekline aldanmayın. Dış görüntüsüne aldanmayın. Önemli olan içeride neler yapıldı. Biz okul olarak okulun içini son derece donanımlı hale getiriyoruz. Eğitim öğretim verirken. O yüzden bu kısım çok önemli. Bunu asla unutmayın Sayın Veli. Ulusal birçok projede biz varız. Mesela TÜBİTAK. Bu sene 2204 dediğimiz lise öğrencilerinin katıldığı TÜBİTAK'a 22 projeyle başvurdu. İstanbul'da en çok proje yapan okullardan bir tanesiydik. Avrupa bölgesi dediğimiz Boğaz'ın Avrupa yakasından başlayarak Trakya'ya kadar olan kısımda Avrupa bölgesinde en çok derece yapan 2 okuldan biri olduk. Bir birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük aldık. Birincimiz geçen hafta Türkiye bölge finallerine gitti Ankara'ya. Bir hafta orada öğretmenleriyle birlikte sunumlarını gerçekleştirdiler. Her yıl bölge finallerine kalıyoruz. Her yıl Teknofest başvuru yaparak Teknofest deneyimini öğrencilerimize yaşatmaya gayret ediyoruz. Okulumuz sadece ulusal projeler anlamında kalmıyor. Bir de bunun uluslararası projeler kısmı var. Uluslararası projelerde de Erasmus bizim okulumuz için vazgeçilmez noktalardan bir tanesi. Çünkü yabancı dil ağırlıklı bir okul olduğumuz münasebetiyle birçok hareketlilik gerçekleştiriliyor. Bu sene öğrencilerimizle
Portekiz'e, Romanya'ya, İtalya'ya, Bulgaristan'a uluslararası hareketlilik gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz her sene bu deneyimleri yaşıyorlar. Farklı farklı ülkelerde Erasmus projeleriyle hem onların eğitim öğretimini nasıl yaptıklarını hem kültürel yapılarını inceleme fırsatı buluyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Biz aynı zamanda tabii bir etvinik okuluyuz. Kardeş okul protokollerimiz var. Hollanda'da bu yıl yine oraya da gittik. Hollanda'da Utrecht'te bir kardeş okulumuz var. Bu yıl Almanya, Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerle kardeş okul protokolleri yaptık. Önümüzdeki yıllardan itibaren artık buradaki uluslararası tecrübesi olan okullarla kardeş okul protokolleri yaparak birbirlerimizden deneyim sağlıyoruz. Mesela onlar da bizim okulumuza geliyorlar. Bir hafta misafir oluyorlar, derslere katılıyorlar. Biz gidiyoruz, onların derslerine katılıyoruz. Onların öğretmenler olarak biz onların müfredatlarını inceliyoruz. Okulun neler yaptıklarına bakıyoruz. Onlar buraya geliyorlar. Biz neler yapıyoruz? Dersleri nasıl işliyoruz? Bunları görüyorlar. Bizim öğrencilerimizin bizim Avrupa'ya gittiğimiz süreçte gördüğümüz en önemli özelliklerinden bir tanesi diğer öğrencilerden farklı çok iyi derecede İngilizceyi konuşabiliyor olmalıdır. Gittiğimiz zaman biz öğrencilerimizle hiç yabancı dil problemi yaşamıyoruz. Ama Avrupa'nın çok iyi dediğiniz Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelerinde dahi bizim öğrencilerimizin donanımına sahip öğrenci bulmakta zorlanıyoruz. Bizim öğrencilerimiz bu anlamda kültürel anlamda da çok donanımlı öğrenciler. Yani düşünebiliyor musunuz? Benim öğrencim gidiyor İtalya'da bir İtalyan öğretmenle ya İtalya'daki okulun müdürüyle sanatsal bir konuyu konuşabiliyor. Yani normal bir hayatın gereğini konuşmuyor. Normal standart yaşamsal kullandığımız kelimeler yok ama bir sanatsal bir söyleşi yapıyor onunla, konuşuyor, tecrübelerini aktarıyor. Çok önemli bir şey. Bizim öğrencilerimiz bunları yapabilecek düzeydeler. Biz aynı zamanda bir UNESCO'nun biliyorsunuz sürdürülebilir kalkınmaya yönelik bir projesi var. Biz ona Milletler Arası Birleşmiş Milletler'de de sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağının bir girişimciyiz. Birleşmiş Milletler sayfasında okulumuzun ismi var. Öğretmen arkadaşlar bunlara sürekli başvurularını yapıyorlar ve deneyimlerini aktarıyorlar. Önümüzdeki yılda aynı şekilde Erasmus'larla, Twinning'lerle devam edeceğiz. Kulüplerimiz peki neler yaptılar bu sene? Çok önemli bir çalıştay yaptılar. Sebahattin Zaim Üniversitesi, bizim üniversitelerle ciddi anlamda protokollerimiz var. Tam 7 üniversitede biz protokol yaptık. Biz bu protokoller sayesinde üniversitelerde çalıştay düzenledik. Mesela bu sene Sebahattin Zaim Üniversitesi'nde çalıştaya İstanbul'da aklınıza gelebilecek en iyi okullar hangisi ise hepsi en az 10'ar öğrenciyle katıldılar. Biz 400 tane öğrenci ağırladık orada. 400 öğrenciyle bir çalıştay düzenledik. Çok ciddi bir çalışmaydı. Bu çalıştayın sonunda hepsine belgelerini verdik. İl Milli Eğitim'den biz bunların için izin alıyoruz. Okulumuzda münazara kulübü var. Münazara kulübü iki tane. Hem İngilizce münazara kulübümüz var, hem Türkçe münazara kulübümüz var. İngilizce münazara kulübümüz Galatasaray'ın, Kabataş'ın finalde rakibi oluyorlar. Finalde onları yeniyoruz. Bahsettiğimiz okullar yüzer yıllık, 150 yıllık tecrübesi olan okullar. Biz bunlarla kafa kafaya mücadele edebiliyoruz. Ve ciddi anlamda onları zorluyoruz. Bugün münazara dediğiniz zaman, İngilizce münazara dediğiniz zaman İstanbul'un en elit okulları sorabilirsiniz okulları. Bizim okulumuz, bizim okulumuzun öğrenci ciddi anlamda başarılılar. Daha bir hafta 10 gün önceydi Beşiktaş'ın düzenlediği münazarada okulumuz bir ikincilik aldı. Çok ciddi çalışıyoruz. Okulumuzda aynı zamanda bir de Türkçe münazara kulübü var. Mayıs ayının başıydı galiba. İstanbul Kültür Üniversitesi ile yine protokol kapsamında orada düzenledik. Orada da 400 tane öğrenciyi ağırladık. Bir münazara turnuvası düzenledik. Bugün bizim tiyatro kulüplerimiz var. Tiyatro kulüplerimiz hem Türkçe hem İngilizce. Haziran'ın sizin gençlerinizin sınava girdiği günün akşamında Kültür Üniversitesi'nin salonunda Türkçe bir tiyatromuz
sunuma geçti. Üniversiteden öğrenciler geldiler izlemeye. Onların söylediği, biz dahi bu kadar kalitesini yapamazdık. Biz öğrencilerimize ciddi anlamda organizasyon becerisi de sağlıyoruz. Bakın üniversiteye giden öğrenciler birçok kulübün başkanı ve organizasyon ve temsil yeteneği üst düzeyde. Birçok devlet üniversitesi ve özel üniversite okulumuzu arayıp ya işte müdür bey bu öğrencileri nasıl yetiştirdiniz, teşekkür ederiz diye bize geri dönüş sağlıyorlar. Bunlar çok ciddi başarılar, çok önemsenecek başarılar. Okulumuz tabii uluslararası projeler kapsamında sadece öğrenciler arasında bir değişim yapmıyor. Almanya'dan mesela bir matematik öğretmeni geldi burada bir ay bizimle iş başı gözlem yaptı. Biz Almanya'dan gelen öğretmen arkadaşı mesela matematik derslerine soktuk. İkinci yabancı dilimiz Almanca. Hem Almanca öğrencilerimizin Almanca pratiklerini geliştirilmesi hem de bizim müfredatımızı yabancı öğretmen arkadaşa anlattı. Macaristan'dan bir öğretmen grubumuz geldi. Dün yine bir Macaristan'dan bir ekip geldi. İşte bu hafta onları ağırlıyoruz. Onlara sunumlar yapıyoruz. Büyük ihtimalle onlarla da bir protokol yapacağız. Çünkü artık biz şu noktaya geldik sayın velilerim. Biz Avrupa'daki ülkelerin bizi kabul etmesini beklemiyoruz. Tersine döndürdük işi. Artık biz seçici oluyoruz. Biz her Avrupa ülkesinden bize gelen kardeş okul protokolünü imzalamıyoruz. O okulların da bizim yeterliliğimize sahip olmasını arıyoruz. Bizim kadar iyi derecede İngilizce bilsinler, genel kültür seviyesi yüksek öğrencilerden olsun. Biz artık bunları aramaya başladık. Bu çok önemli bir başarıdır bizim için. Daha da iyi olacağını düşünüyorum ben tabii. Sportif anlamda zaten kapalı spor salonumuz var. Kız voleybol takımımız, kız basketbol takımımız, sanatsal birçok çalışmayı yapıyoruz. Dün de 12. sınıf öğrencilerimize bir met yaptık. Kendilerini yolcu ettik. İnşallah bu sene tabii biz mezuniyetten sonra biraz çocuklara sorduk. Başarılarınız nasıl? Sınav sonuçlarını bir bize değerlendirin diye. İnşallah bu yıl da sınav sonuçları açıklandıktan sonra okulumuzun web sayfasında da paylaşacağız. Çok başarılı öğrencilerimizin olduğunu gördük. Bu bizi sevindiriyor. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bütün gençlerimizin Allah yolunu açık etsin diyorum. İnşallah gönüllerine göre bir okula yerleşirler. Bizim de öğrencimiz olurlar. Hepinizi okulumuza davet ediyorum. Buyurun gelin hem okulumuzu gezin hem biz aklınızda soru işaretleri varsa onları giderelim. Ben size tekrar teşekkür ederek iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. İyi akşamlar. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.